Ben süre çok kısa. Ben de sürem dahilinde kısaca cevap vermek istiyorum. Tabii Sayın Özgür Özel burada geldi bir rulo fırlattı. Benim sunumumdan çok etkilenmiş ki onun muadili bir şey yapmaya çalıştı. Şunu söyleyeyim. İnsan tekamül eden bir varlıktır. Ve biz her bütçe döneminde yeni yaptıklarımızı gelip burada anlatıyoruz. Ama aynı ruloyu arkadaşlarınız geçen sene de burada atmışlardı. Sizde hiçbir ilerleme yok. Hala yerinizde sayıyorsunuz. Ve şunu söyleyeyim. O rulodaki isimlere baktınız mı bilmiyorum. Bir kısmı zaten özel sektörün yatırımları. Bir kısmı rahmetli Ecevit'in IMF komiseri olarak Türkiye'ye getirdiği Kemal Derviş'in zamanında özelleştirme kararı alınan kitler. Bu neye, bir müsaade et Özgür Bey, bu neye benziyor biliyor musunuz? Siz şimdi Amerika'dan bir danışman tuttunuz ya, Jeremy Rifkin. Şimdi o da buraya sizin başınıza geldiğinde, bu kitleri kapatın dediğinde, kapatacak mısınız, kapatmayacak mısınız? Asıl soru burada. Tabii ben CHP'nin teknoloji seviyesine, CHP'nin teknoloji seviyesine bir müsaade. Ama Sayın Başkan, bakın böyle bir şey yok. Ben hakaret etmiyorum. Siz genel kurula hitap edin, genel kurula hitap edin. Bakın. Ya da soruyu şöyle soralım. Sayın Gökçen. CHP'nin teknoloji seviyesine uygun bir şekilde soralım. Jeremy Rifkin de sizi görecek mi? Evet. Değerli arkadaşlar. Sayın Özgür Özel dedi ki, madem TOG milli araba, nasıl sizin için başarı oluyor da bizim için hezimet oluyor? Sonra Almanya'dan, Fransa'dan örnekler verdi. Sayın Özel, siz hiç Almanya'da ana muhalefet genel başkanının çıkıp bunlar Mercedes'i üretemezler, insanları kandırıyorlar dediklerini duydunuz mu? Siz hiç Fransa'da muhalefet milletvekillerinin Renault'un parçaları Türkiye'den geliyor, bu nasıl Fransız arabası dediğini duydunuz mu? Ya da siz hiç İngiltere'de solcuların Rolls-Royce'un fabrikasının açılışına davet edildiğinde, bunlar sağcıların döneminde yapıldı, biz o açılışa gitmeyiz dediğini duydunuz mu? Bakın, ben hepinize davetiye gönderdim, size de davetiye gönderdim. Eğer siz kutuplaştırmadan bahsediyorsanız, keşke o davete icabet etseydiniz. Siz başından beri bu projeyi yapamazsınız, bunun neresi yerli milli dediniz, siz kutuplaştırdınız, biz kutuplaştırmadık. Ve son olarak size şunu söylemek istiyorum. Bakın, Sayın Özgür Özel dedi ki, Macron'un istemediği çimento fabrikasının Türkiye'de yatırım yapmak istemesiyle övündüğümüzü iddia etti. Bizim çimento üretimiyle övündüğümüzü iddia etti. Bakın, ben o çimento üretimini hem komisyonda hem burada söyledim. Neden biliyor musunuz? Yine CHP'ye ayna tutmak için. Bakın, size bir metin okuyacağım. Şu soruyu sormak isterim. AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? 20 yılda AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? Bir şeker fabrikası, bir çimento fabrikası, bir süt işleme fabrikası, bir tek fabrika kuruldu mu? Var olanların hepsi satıldı. Bu cümleyi kim kuruyor? Kemal Kılıçdaroğlu kuruyor. Yani aslında sizin vizyonunuz çimento. Bize çimento fabrikası kurdunuz mu diyen sizin genel başkanınız. Ama koca grupsunuz, kendi genel başkanınızı takip etmiyorsunuz. Ben ne yapabilirim ki? Ben onun için size örnek veriyorum. Meral Hanım'a da şunu söylemek istiyorum. Bakın, NASA'da her çalışanın siz astronot olduğunu mu zannediyorsunuz? Bir kurumun içerisinde idari işlerle ilgili başka kimseler olmaz mı? Sizin buradaki danışmanlarınız hepsi milletvekili mi, eski milletvekili mi? Dolayısıyla oraya alınan insanlar idari görevlerle ilgili işler yapabilirler. Böyle komiklikler yaparak, yok nereden mezun oldu diyerek siyaset yapılmaz. Biraz ufkunuzu geliştirin. Siz
ağzını cevap ver. Şimdi